Karın ekibi dinletisi kapanış. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı çelengi. Renk bagajı. Renk. Omla. Renk. Renk. Kuralım. Var. Sizleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz için saygı duruşuna ardı... Yüzyıl önce 6 Ekim 1923'te İstanbul tam 4 yıl 10 ay 23 gün süren işgalden kurtuldu. Aziz Türk milleti Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Fatih Sultan Mehmet Han'ın mirası İstanbul'u geri aldı. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milletimizin göz bebeği, İstanbul'umuzun işgalden kurtulması için özveriyle mücadele eden kahraman, şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. 100. yılını kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti için geçmişten bugüne kadar vatan aşkıyla faydalı işler üretmiş herkese şükranlarımı sunuyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit yurttaşları olarak Cumhuriyet değerlerinin ışığında kentimizi ve ülkemizi çağdaş bir geleceğe taşımak için çalışmaktan asla yorulmayacağız. Milletimizin iradesini, demokrasimizi, bağımsızlığımızı, Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar koruyacağız. Güzel İstanbul'umuza da, Cumhuriyet'in bize kazandırdıklarına da her zaman sahip çıkacağız. İki kıtanın buluştuğu bu noktada farklı medeniyetlere başkentlik yapmış İstanbul'a hizmet etmek büyük bir onurdur. Bu onuru paylaştığım mesai arkadaşlarımla birlikte atalarımızdan miras, çocuklarımızdan emanet aldığımız İstanbul için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. İstanbul'umuzun kurtuluşunun 100. yılı kutlu olsun. Başkanım buradayız. Efendim buradayız. Atatürk geldikleri giderler demişti. O önemli günün 100. yılındayız ki 29 Ekim'e de çok az bir süre kaldı. Neler söyleyeceksiniz? 6 Ekim 1923 Türk Cumhuriyeti tarihi açısından çok önemli bir gün. Aslında tarihimizde ihmal edilen ve çok da bilinmeyen bir sürecin sona erdiği bir gün. Çünkü bu güzel şehir, bu kadim şehir, Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti 5 yıla yakın işgal edilmişti ve ne yazık ki bağımsızlığımızı tehdit eden bu işgalin ana merkeziydi İstanbul.
işgal kuvvetlerinin 5 yıla yakın işgalinden sonra Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve bu milletin büyükleri, atamız, dedemiz, dinemiz verdiği istiklal mücadelesiyle birlikte kazanılmış ve sona erdirilen bir işgalle birlikte Türk ordusu 6 Ekim'de İstanbul'a giriş yapmıştı. Bu şunu gösteriyor, aslında Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde milletçe yaşadığımız tehdidin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Zira İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu'nun kıtalara yayılmış olan sınırların ana merkeziydi. Bu yönüyle bu Kurtuluş Günü'nün Cumhuriyet'in 100. yılındaki bu özel anında bu kutlamayı hep birlikte yapmamız çok değerliydi. Elbette biz bu kadim kent, Fatih Sultan Mehmet'in emaneti, Mustafa Kemal Atatürk'ün tekrar kurtarıp bizlere bıraktığı, Cumhuriyet'le birlikte bizlere emanet ettiği İstanbul'umuza daha güzel işler, daha güzel hizmetler yaparak 21. yüzyılın ihtiyaçlarını karşılayan ve o doğrultuda büyük adımlar atan, Türkiye'mize en güzel duyguları hissettiren, yaşattıran, en büyük sıçramaların ana merkezi olma hedefini tutturan İstanbul'umuza hizmet ediyoruz. Umut ederiz ki bu kadim kent İstanbul'umuza 6 Ekim İstanbul'umuzun Kurtuluş Günü'nde tekrar ifade ediyorum ki çok güzel hizmetler sunan bir yönetim oluruz. Olmaya devam edeceğiz. 6 Ekim İstanbul'umuzun Kurtuluş Günü kutlu olsun. Başkanım bir tamam. AK Partiliydim. Ama bazı şeylerde size hak veriyorum. Çok sağ ol. İnşallah gönlünüz de kazanırız. İnşallah. Bir resim çekelim. Welcome. Thank you. Thank you. Have a good day. Thank you. Bye bye. Gel kızlar. Gel. Nasılsın? Yardımcı olur musun? Hangi okuldayız? Üniversitedeyiz. Aa, ne güzel. Hangi üniversite? Ben Kent, o Bilgi. Tamam. Harika.